Son dakika haberi 24 saat. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalılar beni aradı, Gülen usulüne uygun istenmedi, diyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, Amerikalılar Sayın İnce'yi niye arasınlar, iade konusunun muhatabı ya da yetkilisi olmayan birini ne diye arasınlar, diyerek, hukuk denen bir şey var. Kaldı ki biz onun iddialarının aksine, FETÖ ile ilgili bir meselede hiçbir zaman, 120 koli, diye bir ifade kullanmadık. Biz, 85 koli, dedik. Yok efendim neymiş, hepsi gazete kupürüymüş, peki o zaman o kişinin parlamentoda kürsüden salladığı o gazete kupürlerine ne demeli, dara düştüklerinde yaptıkları tek iş meclis kürsüsünden gazete kupürü sallamak, açıklamasında bulundu. Ya TURSA diye, Adalet Bakanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ye gönderdiği koliler, FETÖ'le ilgili bugüne kadar açılan davalar ve iddianamelerden, onların belgelerinden oluştuğunu belirten Erdoğan, dolayısıyla söyledikleri doğru değil. Yalan bunların ruhuna işlemiş. Bu konuda dürüst isen, samimi isen yapacağın iş nedir? Adalet Bakanlığı'na müracaat edersin, bakın siz böyle böyle diyorsunuz ama bize de böyle bir şey geldi, dersin. Konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ çok sert bir basın açıklaması yaptı. Fakat bunların hiç umurlarında değil. Yaptıkları iş, ya tutarsa, ya vatandaş inanırsa mantığıyla, yalan söylemekten ibaret dedi. İsrail'e yaptırım ve boykot, bu hususta İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, bunların ürünlerine yönelik bir boykot uygulanması konusunda tavsiye kararı aldık. Temenni etmeni ederim ki İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler alınan tavsiye kararı doğrultusunda boykot uygulamasına girerler, neticede oralardan artık herhangi bir ürün alınması da söz konusu olmaz. Tabii ki biz de aynı şekilde bu durumu gözden geçireceğiz. Türkiye olarak orayla olan münasebetlerimizi, özellikle ekonomik ticari ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Önümüzde malum seçim var. Seçimin ardından bizler de bu istikamette adımlarımızı atacağız. Bağımsız soruşturma komisyonunu kurma kararı verdik. Ama bu tür bir komisyonun kurulmasının da ötesinde, Kosova'da olduğu gibi, Bosna Hersek'te olduğu gibi orada Birleşmiş Milletler'in bir barış gücünün oluşturulması için de tavsiye kararı aldık. Bunun caydırıcı olacağını, İsrail'in, Birleşmiş Milletler güçlerine kurşun sıkmasının kolay olmayacağını düşünüyoruz. Trump'ın Kuzeybatı Suriye kararına cevap, Kuzeybatı Suriye'ye Amerika'nın ne yardımı var, Kuzeybatı Suriye'de zaten Rusya var. Bu pek tutarlı bir açıklama değil, Amerika daha çok Manbij tarafında. Zaten şu anda Amerika'nın oralardaki yardımı da YPG'ye yönelik silah ve mühimmat. Amerika'nın oralarda insani yardım faaliyetleri yok, ayrıca İdlib'de, Duma'da Amerika Birleşik Devletleri yok. Oraların hepsi, Afrin dahil o bölge, şu anda Rusya ile bizim ortak çalışmalar yürüttüğümüz bölge. Dünya 5'ten büyüktür, ifadesi, Trump'ın son tutumlarının ardından, Avrupa'da da, dünya 1'den büyüktür, gibi bir anlayışı oluşturmaya başlamış gibi görünüyor. Sizin de böyle bir gözleminiz var mı? Benim gözlemim, o 5'in içinde yer alanlar konuyla pek ilgilendirmiyorlar. 5'in dışındakiler ise, ne yazık ki, sadece, haklısın, doğru söylüyorsun, diyorlar. Ama bir şey yapmaya gelince onlarda da pek bir hareket yok. 24 Haziran seçimlerinden sonra, bu konunun üzerinde daha fazla durmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Bu konuda sadece bizlere değil, basına da ciddi görevler düşüyor. Medya mensuplarımız, dünyanın çeşitli ülkelerine giderek oradaki medya mensuplarıyla bu tür konuları konuşabilirler. Benim, biliyorsunuz, Dünya 5'ten Büyüktür adlı bir kitabım var. Gelen misafirlere hediye ediyorum, ilgilerini çekiyor. Ama uluslararası camia nezdinde, Dünya 5'ten Büyüktür konusunu çok daha iyi işlememiz lazım. Ben BM Genel Kurulu'ndan ümitliyim, genel kurula bir tez getirdiğimiz zaman dikkat çekiyor. Bunun zamanlamasını çok iyi yapmamız lazım. Ona göre de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bunu getirmemiz